Değerli dostlar hepinize selamlar. Ben Muhammed İkbal Tansu. Bugün sizlerle birlikte internetten 16 TL istemiş olduğum Bluetooth kulaklığı kutusundan çıkarıp inceleyeceğiz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar 16 TL istedim. Ücretsiz kargoyla geldi. Benim her zamanki kalemi alıp açayım kutusunu hemen. Poşetini yırtayım. Yorumları okudum, bayağı araştırdım. Çok tavsiye edilen, çok satan bir şeymiş. Şey kutusundan çıkaralım. Evet değerli dostlar, hemen şöyle çıkarayım. İçinden bir şey çıkmıyor. Sadece hani böyle kutuda kulaklık çıkıyor. Bence kutusu vesaire çok güzel, göze güzel hitap ediyor. Kutuda magnetic suction function bir şeyler yazıyor. Android işte burada özelliklerinden bahsetmiş. iPhone Android uyumlu, mikrofonu var. Smart vesaire vesaire, wireless, high fidelity. Yani full İngilizce zaten, o kadar da şey yazmıyor. Onun dışında 30 gram bir ağırlığı var. Sevgili arkadaşlar 3 saat bataryamız sunuyormuş. 10 metre şey yapıyormuş. 10 metre çekim kalitesi varmış. Yani telefonunuz 10 metre uzakta da olsa o telefonunuzu bağlanabiliyor. Sıkıntı çıkmıyor. Ağır geldi bana. Kaliteli geldi açıkçası. Çünkü 16 TL böyle bir ürün, yani bilmiyorum. Acayip. Şöyle bir şarj aleti çıkıyor. Şarj kablosu daha doğrusu. Açayım hemen. Çok kısa yani. O kadar maliyetli bir şey değil. Kaliteli bir şey değil zaten. Bunun yanında ancak bu gelebilirdi. Kablo uzunluğundan birazdan değineceğim. Sevgili arkadaşlar şöyle alttan iterek çıkarmamız lazım. Böyle şeyleri lütfen çekip kablodan çıkarmayın arkadaşlar. Alttan itin. Zaten gelecektir. Evet değerli arkadaşlar, şimdi bu bir kere metal şey olduğu için, mıknatıslı olduğu için buralar ağır. Bu çok hafif, yani böyle sanki bomboş bir şeymiş gibi. Şöyle açalım, şarj varsa. Evet, açılınca mavi ışık yanıp mavi kırmızı yanıyor, polis sireni gibi. Kırmızı rengini istedim, bunun bir de siyah rengi var. Kırmızı daha çok göze hitap ediyor. Ben açıkçası öyle daha çok seviyorum. Ancak bir eleştiride bulmak istiyorum arkadaşlar. İki kablo aynı değil. Mesela sağla sol aynı değil. Sağdaki kablo biraz daha kısa. Keşke bu kontrolcü tam ortada olsaymış. Daha güzel olurmuş bence. Bunun dışında mıknatısları nasıl? Mıknatısları açıkçası benim hoşuma gitti. Yani çok iyi tutuyor. Bakın. Şöyle sallayayım. Gayet normal yani. Kablomuz bu dolaşmayan kablo türünden arkadaşlar. Şöyle göstereyim, yani bunun gibi yuva şey değil. Şöyle göstereyim. Bunun gibi değil, yani şöyle çizgi halinde. En sevdiğim kablo türlerinden biri. Silikon olarak şöyle diyeceğim. Silikon çıkması gerekiyordu aslında ama benim kutudan silikon çıkmadı ilginç bir şekilde. Ben yorumları okudum. Yorumlarda bazı kişilere silikon çıkmıştı, yani benimkinde çıkmadı. Artık bilmiyorum. Satıcıyla iletişime geçerim. Olmadı iade ederim, yani sıkıntı olmaz. Çünkü büyük ihtimal uymayacaktır kulaklarıma. Benim kulak şeyim biraz farklı. Burada şarj girişimiz var arkadaşlar. Bu plastik çok şey, böyle basit. Hani, zaten fiyatına göre ancak bu olabilir. Müziği arttırma, sesi arttırma kısmı, cihaplama, kapatma, açma. Yani tüm ayarlar vesaire buradan yapılıyor. Bunlardan şu arkadaşlar. En sağdaki mikrofon, diğerleri ışık arkadaşlar. Bir kırmızı ışık, biri mavi ışık. Yani toplamda 3 tane delik var. Kulağıma takayım hemen bir. Şöyle deneyeyim. Arkadan dolandırıp kulağıma takıyorum. Evet, dediğim gibi oymadı. Oymadı ne lan? Olmadı kulağıma, çünkü kulak uçları biraz büyük. Tam oturmadı. Ancak düşüyor yani. Çok oturmuyoruz daha doğrusu. Bir de telefonumuzu hemen bağlayalım arkadaşlar. Şu anda açık ve telefon arıyor. Mavi kırmızı yanıp söndü. Telefon aradı anlamına geliyor. Şuradan ayarlar diyelim hemen. AV internet. Bluetooth. Buradan mıydı ya? Buradan, pardon. Yeni cihaz eşliyorum. Burada hemen Bluetooth müzik diye çıkıyor zaten. Kişilere ve çağrı geçmişe izin ver diyelim. Eşle diyelim. Şu anda eşledi. Pil düzeyimiz %100'müş arkadaşlar. Pil düzeyini nereden görebiliriz ana ekranda? Göremiyoruz. Pil düzeyini görmek için Bluetooth kısmına geliyorsunuz. Buradan bakıyorsunuz. Yoksa pardon, bir de üst paneli indirirseniz eğer pil düzeyi %100 diyor. Güzel bir müzik açalım. Tabii telif yememek için NCS vesaire onu açmam lazım. Belki sessize gelir, telif yerim, sıkıntı çıkar sonra. NCS mix açalım. Takayım hemen.
İdare edip takayım zaten. Evet, tizler çok kötü. Şöyle söyleyeyim, fiyatına göre iyi tabii ki de. Ancak şöyle bas sistemi, yani bası çok güzel veriyor. İyi vuruluyor. Ancak tiz konusunda çok kötü. Tizli müzik dinleyecekseniz eğer sizi memnun etmeyecektir açıkçası. Ben bunu biliyordum, yani tiz kalitesinin kötü olduğunu biliyordum zaten. Aldım ben zaten fazla tiz yüksek olan müzikler dinlemediğim için, fazla baslı müzikler dinlediğim için benim için sıkıntı doğurmayacak. Zaten 16 TL, hani 16 TL artık günümüzde hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ya iki tane kol alın, örnek veriyorum, 16 lira tutuyor mesela. Bu ürün uzun ömürlü, kullanışlı, garantili bir ürün zaten. Sizlere tavsiye ederim açıkçası. Satıcı linkini de muhtemelen aşağı bırakırım. Güzel bir kulaklık. Eğer çok yüksek bir ses kalitesi beklemiyorsanız, çok yüksek bir malzeme kalitesi beklemiyorsanız tercih edebileceğiniz bir şey. Şunu da unutmamanızı isterim arkadaşlar, 16 TL bir fiyatı var. Yani çok çok ucuz. Dolar kurunun 5,5 lira olduğunu düşünün ve 16 lira bir fiyatı var. Bence gayet uygun. Sizlerle kısa bir inceleme gerçekleştirdik. Uzun kullanım testi de eğer isterseniz kanalda olacaktır. Videosunu çekerim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.